Sıvı seviyeleri düz zeminde, motor kapalı ve soğuk haldeyken kontrol edilmelidir. Öncelikle kaputun açma kumandasını bulun. Torpidonun sol alt tarafında yer alır. Araçtan dışarı çıkın. Kaputu hafifçe kaldırın ve kaputu açmak için Renault logosunun yakınındaki güvenlik tırnağını itin. Kaputu kaldırın, destek çubuğunun çengelini açın ve yuvasına yerleştirin. İki soğutma sıvısı haznesi göreceksiniz. Biri elektrikli motorun soğutulması, diğeri çekiş aküsünün soğutulması için. Sıvı seviyesi min ile max işaretlerinin arasında olmalıdır. Soğutma sıvısının doldurulması gerekiyorsa bu işlem motor soğukken yapılmalıdır. Yalnızca Renault tarafından izin verilen ürünleri kullanmalısınız. Bunlar elektrikli motora antifriz koruması sağlar ve soğutma sistemini paslanmaya karşı korur. Fren hidroliği deposu buradadır. Hidroliğin min uyarı seviyesinin üzerinde olduğunu kontrol edin. Değilse, hidrolik sistemindeki sıvının doldurulması için bir uzmana başvurun. Cam yıkama sıvısı deposu buradadır. Doldurmak için kapağı açın ve sıvı görünene kadar doldurun. Her zaman uygun bir cam yıkama sıvısı kullanın. İkincil 12 volt akü bakım gerektirmez. Hiçbir zaman açmaya ve doldurmaya çalışmayın. Değiştirmeniz gerekirse bir marka yetkilisiyle irtibata geçin. Turuncu bileşenler ve bu sembole sahip olanlar 400 volt elektrik devresini oluşturur. Bu yüksek gerilimde elektrik sistemi üzerinde yapılacak olan herhangi bir çalışma bir marka yetkilisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kaputu kapatmak için destek çubuğunu orijinal konumuna yerleştirin. Kaputu kapatmak için kaputu ortada tutun ve kapalı konumunun yaklaşık 30 cm üzerine indirin ve ardından bırakın. Kendi ağırlığıyla otomatik olarak kilitlenir.